Merhabalar, sizlere bugün metal alerjilerini anlatmak istiyorum. Özellikle metal alerjileri, diş implantlarında kullanılan metaller ve dolgu malzemeleri önemli alerjen maddelerden bazıları. Bunlar nasıl alerji yapıyor, nasıl belirti gösteriyor ve tedavide neler yapılıyor, bunları size anlatmak istiyorum. Neden önemli? Bakıyorsunuz bazen implant uygulanıyor, dişinize implant uygulanıyor. O kadar zahmetlerle, o kadar ağrılarla implant uygulanıyor. Bakıyorsunuz uygulanan implanta karşı alerjiniz var. Ne yapılması gerekiyor? Tekrar çıkarılıp değiştirilmesi gerekiyor. Ne kadar kötü bir duygu. Bazen diş protezi takılıyor, diş protezine karşı alerji gelişiyor ve alerji gelişmesinden dolayı o diş protezinin değişmesi gerekiyor. Ne kadar önemli. Skolyoz ameliyatında birçok implant yapılıyor ama bakıyorsunuz ki uyguladığınız implanta karşı alerji gelişmiş ve onun değişmesi, tekrardan ameliyat olmanız gerekiyor. Çok zor bir işlem. Bütün bunları önceden bilinip hangi implantın alerji olmadığının ortaya konulup ona göre implant yapılması çok önemli. Peki bu metal alerjilerini nasıl anlayalım? Özellikle diş dolgusu yaptırdınız veya implant yaptırdınız. Bunu uyguladıktan sonra eğer ağız içinde aftar, ülserler, kaşınmalar, kızarıklıklar oluyorsa bir kere bunu anlamak kolay. Bu belirtiler implanttan veya dolgu malzemelerinden hemen sonra olmayabiliyor. Günler sonra da ortaya çıkabiliyor. Ve hatta bu uygulamalardan sonra günler ve aylar sonra depresyon, egzama, yorgunluk, kronik halsizlik gibi daha geç belirtiler de ortaya çıkabiliyor. İşte böyle durumlarda genelde bir metal alerjisi var mı yok mu diye değerlendirmek gerekiyor. Nasıl değerlendiriliyor? Yama testiyle değerlendiriliyor. Eğer belirtileriniz uygunsa ne yapılıyor? Bir yama testi sırta yapıştırılıyor. 48 saat kalıp daha sonra orada oluşan kızarıklıklara göre tespit ediliyor. Hangi metallere karşı alerjiniz varsa bunlar değerlendiriliyor. Örneğin anjiyo yapılacaksın, stent takılacak. Düşünün ki metal alerjiniz var. Hangi metallere alerjiniz olduğu bilinmeli ki stenti de o metal içermeyen, o metal bulunmayan stent takılması gerekiyor. Dolgu malzemeleri o metalleri içermeyen dolgu malzemeleri kullanılması gerekiyor. İmplant o metali içermeyen implantların takılması gerekiyor. Diş protezinde aynı, skolyoz ameliyatlarında aynı. Yani metal vücudumuza girecekse bir kere ona alerjiniz var mı yok mu değerlendirilmesi çok önemli oluyor. Sonuç olarak metal alerjisinin belirtileri iyi değerlendirilmeli. Özellikle küpe taktığınız zaman, takı taktığınız zaman, nikel içeren, krom, kobalt gibi metaller kullandığınız zaman problem oluyorsa, alerji gelişiyorsa o zaman demek ki sizde metal alerjisi şüphesi var demektir. Bunun da testi yama testiyle konuluyor. Daha sonra da eğer alerjiniz varsa o metali içermeyen implantların veya dolgu malzemelerin kullanılmasında fayda var. Peki böyle reaksiyon olduğu zaman tedavide ne kullanmak gerekiyor? Antihistaminikler, kortikosteroid içeren tedaviler kullanılabiliyor ama esas o alerji yapan maddenin implantının çıkarılıp yerine alerjik olmayan implantın veya dolgu malzemesinin kullanılması çok önemli oluyor. Özellikle nikel alerjisi olanlarda bazı gıdaların da nikel içermesinden dolayı özellikle domatesin, kakaonun, kuru yemişlerin, yer fıstığının, baklagillerin ve balık ve deniz ürünlerinin de diyetten çıkarılması faydalı olabiliyor. Onun için tedavisinin çok düzgün olarak ayarlanması, teşhisin konulması çok önemli oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.